Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça kurallar sözlüğünde etteaddiye gelmiştik. Ne demek? Geçişlilik demek. Geçişlilik yani meful alabilme. E, fiilin geçişli olması durumu. Mesela ehrajtu <laughs> zeyden. Burada fiilin mefulü etkilemesi veya etkisinin mefule geçmesi. Enşede şair kasideten. Şair bir ilahi yüksek sesle okudu gibi. Le kehum. Evet onu sana, onları sana göstersek de gibi. evet bu fiiller ya'lemu, ta'rifennehum, araftehum, erayna kehum gibi müteaddi fiillerdir. lazım fiiller yani meful alamayan fiiller üç şekilde müteaddi kılınır. Yani meful aldırılır sülasi bir fiili ifal babına naklederek ona meful aldırabiliriz. Mesela celeset tıflı bu normalde meful almıyor. Fiil faille yetiniyor. Peki bunu ifal babına alırsak yani celeseyi eclese yaparsak eclestul tıfle o zaman meful alır. Celeset tıflı çocuk oturdu. Eclestul tıfle ise çocuğu oturttum mesela. Elhamdülillahi lezî ezhebe annel hazen. Normalde zehebe meful alamaz. Yani lazım bir fiildir. Ama ifal babında yani ezhebe olunca ne oluyor? E, hazeni bakın burada meful olarak alabiliyor. Gidermek manasında. Zehebe neydi? Gitmek. E, ekremel mudifu, dayfehu ve azamehu. Yine mesela kerume lazımı bir fiilken lazım. Ekreme ne oluyor? Müteaddi bir fiil oluyor. Meful alabiliyor. E, ma uhibbu talamiza li ijtihadihim ve ma ubghiduhum Evet e, burada mesela e, uhibbu fiili, ubghidu fiili bunlar ne, ne oluyor? İfal babında müteaddi oluyor. Bazı müteaddi fiiller ifal babına nakledilmekle iki mefhule müteaddi olurlar. Rakibe zeydun feresen. Zeyd ata bindi. Bu rakibe bakın normal mefhul alabilen müteaddi bir fiil ama bunu ifal babına bu nakledersek erkebe olur. Erkeb duzeyden zeyden farisen. O zaman bakın zeyd birinci meful olur, feresen ise ikinci mefhulü olur. Zeyd'i bir ata bindirdim. Alime zeydunil habere, zeyd haberi bildi. Bu alime bakın burada müteaddi zaten ama bunu e, e, aleme yaparsak o zaman iki meful alıyor. Alem tu zeyden el habere, zeyd'e haberi bildirdim mesela. Sülasi bir fiili tef'il babına nakletmekle yine onu müteaddi yaparız. Ferihet, tıflı, çocuk sevindi. Bu e, nedir? Lazım bir fiil. Yani meful alamıyor. Ama bunu tef'il babında yani şeddeli, ferrahtu yaparsak, ortasına bir harf daha, aynı harften bir daha eklersek, o zaman meful alabiliyor. Çocuğu sevindirdim. Ferrahtu, cirani, komşularımı sevindirdim. Sülası lazım bir fiili cer edatıyla müteaddi kılabiliriz. Merter tu bi zeydin. Mesela merrafiyli e, nedir? Normalde lazım bir fiildir. Fakat b harfiyle ne oluyor? E, meful alabiliyor. Yani müteaddi hale geliyor. Yekadu sene berkîhi edhebu bil absar. E, edhebu fiili az önce göstermiştik. Edhebu olunca meful alabiliyordu. Bir de b bi harfiyle gelince meful alabiliyor. Yani bu bil ebsar ne oluyor? Yezhebu fiilinin gayri sarih mefhulün bihi oluyor. Peki. Zeheballahu bi nurihim. Mesela burada zehebe bakın bi harfiyle ne yapmış? Mefhul almış. Yani müteaddi olmuş. Zehebe ehlu şerri bi şerrihim. Burada da yine bi harfi var. Gibi bakın zehebeye birkaç tane örnek vermiş. Evet mesela şöyle aşağıya inelim ve burada calestul ulema ve Tuhum Calestul ulema'e Burada da e, şöyle yukarıya baktığımız zaman müfale babına çevrilince müteaddi olmuş. Celese normalde lazım bir fiildi. Yani meful alamıyordu ama müfale babı yani calese deyince el ulema'yı ne yapmış? Meful almış. Bazı fiiller istifal babına nakledilerek müteaddi olur. Mesela haraca zeydun istahraca el kadı el hakikati burada ne oldu harece lazım iken istahrece yani çıkardı manasında ne oldu e, müteaddi oldu evet. fiillerin hangi cer edatıyla ile müteaddi oldukları semaidir bu husus lügat kitaplarından öğrenilebilir üç mefule müteaddi olan fiiller e, evet eraytu zeyden el kamera tal yani ayın doğduğunu zeyde gösterdim burada bakın üç tane meful e, almış Zeyden el kamera talian şeklinde üç meful görüyoruz. E, peki e, burada bitirdi ve tadife geldi. Tadif kelimenin herhangi bir harfinin tekrarlanması yani şedde dediğimiz hadde de gibi veya illa şedde olmayabilir. Mesela zelzele burada da tekrar var tadif var e, gibi mesela. Peki e, mudaaf da bu, bu manada. Tehir sonraya bırakmak sonra söylemek. Haber genellikle mübtedadan sonra gelir. El kerimü mahbubun gibi. El hayatu cemilatun. Failin mefulün bihten sonra gelmesi. E, bundan ne nedir? Tehir denir. Failde mefhule işaret eden bir zamir varsa failin mefulün bihten sonra gelmesi gerekir. Ekreme semiren rafikuhu. Burada bakın Rafik faildir ve bu failde mefhule dönen bir zamir var. O yüzden Mefulden tehir olmuş. Fiil failde hasredilirse failin mefulünden sonra gelmesi gerekir. Ma ekreme semiren illa ente. Senden başka kimse ikramda bulunmadı. Burada ma ve illa ile hasır yapılmış. Hasır yapmak için ma ve illayı kullanıyoruz. Başka innemayı kullanıyoruz. Yalnızca e, demek bana. Yalnızca. Semire senden başka kimse ikram etmedi. Yalnızca sen ikram ettin. Burada İlla'dan sonra fail gelmiş. Hal, umumiyetle amilinden sonra e, gelir. E, genellikle hal e, amilinden sonra. Nimet teqilu münharifen. Ağır yüreği adam dönerken ne güzeldir. Burada münharifen dönerken haldir. Sahibi ise burada teqildir. Surreni duhulu kel medresete taliben el ilim. İlim öğrenmek isteyerek okula girmem beni sevindirdi. Burada talip kimin halidir? Kenin halidir. Evet sonra geliyor. Fetebesseme sıddıku dahiken gülerek tebessüm etti. E Ekbel tuvel matar hatıl yağmur sağlık halinde yarken size geldim. Hal umumiyetle zül halden sonra e gelir. Evet e burada e, e sonra gelir. Az önce yine söyledik. Şu illa ganimen. Geçtik burayı. Tekit, pekiştirme vurgulama. Tekit iki kısma ayrılır lafzi tevkit aynı ibarenin tekrarlanması ile yapılır. El kitabı, el kitabı, el kitabı, kitabı kitabı oku, kame kame, çocuk kalktı kalktı, bela bela, evet evet. Neceha ehuke, neceha ehuke, yani cümle tekrar olabilir, isim tekrar olabilir, fiil hepsi tekrar edebilir. Buna ne diyoruz? Lafzi tevkid diyoruz. Manevi tevkid ise müekkedi pekiştirmek için ona râci olan, işaret eden ve ona uygun bir zamiri kapsayan bazı ibareleri kullanmaktır. Tekit için kullanılan ibarenin irabı müekkedin irabı gibidir. Bunlardan bazıları şunlardır. Nefsun, aynun, kila, kilta, küllün, cemiyu, ecmavu, amme gibi. Câer racülâni kilâhumâ. Mesela bu kilâ ne oldu? Tekit oldu. İki adamın ikisi geldi. Saferet uhtâke kiltâhumâ. Mesela tesniye için. Bi'tul ferese küllehu. Atın tamamını sattım. Câel ceyşu küllühü. Ordunun tamamı geldi. Bir de ecma. Bakın bu da tekit te için geliyor. iki tane tekit. Te Câet dullâbu âmmetuhum. Âmme. Bakın tamamı geldi. Câel racülü nefsuhu. Veya aynuhu. Bu ikisi de olur. Bizzat kendisi geldi. Câetil kabiletü küllühâ. Tamamı geldi. Câetin nisâü küllühünne. Câetin nisa ve a'yunuhunne Bu da olabilir. Câet Fatıma nefsuha Fatıma'nın kendisi geldi. İnne cehenneme le mev'iduhum ecma'in Cehennem onların hepsine vaad edilen yerdir. Bazen aynı mana gelen başka bir ibareyle tekit yapılır. Fazen tasaral ceyshu. Ordu kazandı, muzaffer oldu. Ee, evet, bu e, muttasıl veya müstetir gizli olan e, Burada bakın faze kazandığı intesara o da muzaffer oldu aynı manada. Muttasıl ve müstetir gizli olan merfu bir zamir nefsun veya aynun kelimeleriyle tekit edilmek istendiğinde önce aynı cinsten munfasıl bir zamirle tekit edilir sonra bu ibarelerle tekit edilir. Muttasıl zamirler mesela "ci tu". Burada "tü" nedir? Muttasıldır. Bunu tekit edeceksek önce munfasıl zamir getiriyoruz. "ci tu ene nefsi". Ee, bakın bu nefsi tekit için geliyor. "ene" de gelmek zorunda. Ben bizzat kendim geldim şeklinde. Şayet tekit edilen zamir mansup veya mecrur ise veya küllün gibi bir kelimeyle ile tekit edilirse mutfasıl zamiri kullanmaya gerek yoktur. Ekrem tuhum enfusehun. Ee, burada e, mansup veya mecrur ise veya küllün gibi bir kelime ile tekit edilirse mutfasıl zamiri kullanmaya gerek yok. Tekit edilen zamir burada enfusehun e, tekit için geliyor. Hangi zamiri tekit ediyoruz? E, hüm zamirini tekit ediyoruz ve bu mansuptur. E, o zaman gerek duyulmuyor. E, darabena küllena o hepimizi dövdü. E, burada da e, bakın Darabena derken nayı na burada mefuldür. Külle ile tek edilince araya nahnü getirmeye gerek yok. İyana iyana, iyana getirme gerek yok. yani nahnü. Merfu mansup ve mecrur olan her türlü zamir merfu munfasıl zamir ile tekit edilir. Kumte ente Kumu <laughs> entum siz kalkınız. Faze huve ekrem tuke ente sana ikranda bulundum sana gibi. E, mansup ve mecrur muttasıl bir zamir tekit edildiğinde e, zamirin bitişik olduğu ibareyi tekrarlamak gerekir. Merertu bike bike e, innehu innehu müştehid gibi sana sana uğradım. Şüphesiz o ki elbette çalışkandır e, şeklinde. Devam edeceğiz bu tekit konusuna. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.